Samyan Stadı'nda yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Galatasaray adına geride kalan 116 Avrupa sınavı, Şampiyonlar Ligi'nde tam 4 kez ismi vardı Galatasaray'ın. Diliyoruz bu akşam Atletik Bilbao karşısında Galatasaray kazansın. Diliyoruz Türk futbol tarihinde bir altın sayfa daha açsın. Sevgili seyirciler, düdük çalıyor. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası başlıyor. Haydi Galatasaray, bu 90 dakika sonrasında bir zafer daha yaşat bizlere. Hasan. Sol taraftan atağımız başlıyor. Ama istenen yere değil. Şimdi Hasan kaptı. Carlos onu geçti. Orta içeri. Kafa vuruşu. Okan'dan asfaltta dışarı çıktı top. Beklenmedik bir pozisyon. İşte bakın Okan o kısacık boyuna rağmen timingini çok iyi yaptı. Kaleci İmamoğlu Echeverria'nın bakışları arasında top asfaltta dışarı çıktı. Oysa ki oyunun başından itibaren Galatasaray'ın rakip sahaya yerleşmesi, kanatları çok iyi kullanması ve mümkün olduğunca topu rakip 18'in içine yollayabilmesi gerekiyor. Çünkü futbol hatalar oyunu. Ne kadar rakip 18'de oynarsanız, rakip 18'in içinde oynarsanız o kadar rakibe hata yaptırma şansı yaratırsınız. 15. dakika geride kaldı. 16. dakikanın içindeyiz. Serbest vuruşu Hacı kullanıyor. O noktalardan kaleye de isabetli vuruşlar yapabilen bir isim Hacı. Yine öyle çok sert vuruyor. Zorlukta çıkan Volkan. Gol! Biraz evvel söyledik. Rakibin 18'in içinde ne kadar oynarsak o kadar rakibe hata yaptırabiliriz. Büyük usta Hacı, serbest vuruşların büyük ustası Hacı. Yine maç başında söyledik. Bu tarz pozisyonları çok iyi kullanıyor ve golümüzü böyle buldu. İşte Hacı, usta Hacı. Öyle bir vurdu ki Echeverria ancak çıkartabildi. Orhan hatırlıyor musunuz? Oralardan bir kafa topunda bir karış farklı dışarı atmıştı. Seyirciler, Bursa'yız en tehlikeli isimleriydi. Özellikle uzun boyunun yanı sıra yerden gelen toplarda da çabuk hareketlerle dikkat çekiyordu. Real Madrid maçında bir gol atmış, bir penaltı kaçırmıştı. İşte bir anda kaçırıyoruz onu ve o da Tafarel'in solundan topu filelerle buluşturuyor. Futbol hatalar oyunu. Bu tarz hataları yaptığınız zaman rakip boş bir takım değil tabii. Hasan Şaş, Hasan Şaş kafasını kaldırdı. Çok sert bir vuruş. Sol vurdu Echeverria. Hasan Şaş müthiş vuruyor. Echeverria son anda bu kornere yumrukluyor. İşte bir kez daha istiyoruz. Kafasını kaldırdı. Boşluğu iyi gördü ama Echeverria da iyi uzandı. Escuero hareketlendi. Fatih bir an için arkasında kalmıştı. Geldi bastırdı. Oyun içinde top. Okan. Önce Nerazabal sonra Alkiza'dan kurtardı. Şimdi Ümit gidiyor. Hakan hareketlendi. Ümit. Ümit bir an için ayağından açtı topu. Ümit. Ümit döndü vurdu. Echeverria beklediği yere geldi top. Fatih. Escuero'dan söktü. Ve karşılaşmanın ilk yarısını bitiriyor Graham Poole. Mücadelenin ilk yarısı Okan ve Ursayz'in golleriyle 1-1 tamamlanıyor. Ve mücadelenin ikinci yarısının başlama buluşunu Galatasaray yaptı sevgili seyirciler. Görev alanına doğru döndü. Carlos Garcia uzun oynadı. Ursayz aldı gözüne dikkat. Bravo Tafarel. Bravo Tafarel ama sonrasında bir tehlike daha yaşadık. Yüreğimiz ağzımıza geldi ama top da kornere çıktı. İkinci yarının ilk tehlikeli hata golü bulan Ursayz ile Atletik Bilbao'dan geldi. Sabri yine ilk yarıda yediğimiz golün benzeri bir pozisyon.
yine aynı pozisyondan golü yiyorduk. Şansımız sayesinde ikinci golü yemekten kurtulduk. Ceza sahası içi çok hareketli. Kafa vuruşunu yapan İmaz dışarı çıktı top. Ümit koşuyor. Boşta kalan top. Hasan. Urzaiz. Escuero'ya doğru. Escuero tehlikeli geliyor Athletic Bilbao. Şimdi dikkatli savunma ve köşe vuruşu diyor. Paul Graham. Çok tehlikeli geldi Escuero. Larrazabal. Alcorta. Larrazabal, Alcorta. Hakan baskı yaptı. Okan'ın da presi var. Çıktı o presten top. Alkiza. Urzaiz içeride hareketli. Ümit. Sağda Okan. Alcorta geldi bastırdı. Okan. Geçti onu Okan. Okan tehlikeli geliyor. İyi yere gol olur. Korner. İyi yere gelse gol olacak pozisyon ama kornere çıktı. ...63. dakika... Galatasaray Hacı ile kullanacak köşe vuruşunu. Bakın işte Okan çok güzel geliyor ama defans kapatıp kornere attı topu. Hacı. Vedat da geldi ceza sahası içine. Orta içeri. Yine Hakan'a vurdurmadılar. Vedat da gelmişti kale alanı içine. Hacı sağdan bindiriyor Galatasaray. Hacı ortaladı. Hasan Şaş iki kişinin arasında kaldı. Okan'a gelmedi. Fatih. Hakan kovaladı. Şimdi Ümit. Şöyle gelişine vurmak istedi, ıskaladı. Tugay. Hacı sağda. Hacı. Hacı geçti rakibini. Alcorta yakın. Alcorta değdi mi diye baktım. Hayır diyor İngiliz hakemler. Out. Bir kez daha istiyoruz. Hacı bastırıyor. Orada Alcorta'ya değdi mi değmedi mi? Hakemler. Sevgili seyirciler, Ümit oyundan çıkıyor. Juventus deplasmanında Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren isimdi. Yerine Arif'e bıraktı. Oyundan çıkan 22 numarayla Ümit, oyuna giren 6 numarayla Arif. Bülent oyuna girecek. Bu arada soldan Hakan Ünsal. Çok tehlikeli bir pozisyon. Geriye doğru Carlos Garcia. Javi Gonzalez uzaklaştıran isim şimdi. Oyuncu değişikliği işaretini verdi yardımcı hakem. Bülent. Oyuna giren isim. Sakatlanan Vedat. Oyuna devam edemeyecek. Escuero. Escuero. Ortasını da yaptı. Javi Gonzalez. Tehlike giderek büyüyor. Alkiza. Onun vuruşu da top dışarıda. İnanılmaz hataları. İnanılmaz. Bu kadar rahat oyuncu geçildiğini ilk defa görüyorum. Galatasaray takımının defans oyuncularının bu kadar rahat geçildiğini, bu kadar rahat hata yaptığını. Tarık. Fatih. Hasan Şaş. Altı göğsüne Hasan Şaş. Hasan Şaş dönme şansı arıyor, dönemedi. Şimdi Arif. Arif. Arif duruyor ama istediği gibi vuramıyor. Beklentiği gibi vuramıyor. İşte bakın. İstediği açıyı veremedi topa. Bülent ve Escuero koştu. Bülent. Hacı. Hasan Şaş. Hacı bekletmeden ortaladı.
Serdar Hacı. Bir orta daha yerden. Arif vuramadı. Vurdu ama istediği yere vuramadı Arif. Yine müsait bir pozisyon. Bakın bir kez daha gelecek ekranlarınıza. İşte bakın nasıl müsait bir pozisyon. Yerden sert ortaladı. Arif bir anda topu önünde buldu. Topun üzerine vurabilse o top firelerle buluşacak ve biz galibiyet sevincini anlatacağız. Galibiyet sevincini yaşayacağız birlikte ama olmadı. Hakan Ünsal. Hakan Ünsal. Arif kontrol edemedi. Alkiza. Tugay. Alkiza'nın önünü kapattı. Şimdi Hacı. Tugay. Tugay söktü topu. Hacı, Hacı, Hacı vuruyor. Gol! Gol! Bekledik bunu, çok bekledik. Çok bekledik bunu. Gol geldi sevgili seyirciler. Muhteşem bir sevinç Ali Sami Yastan'ında. Muhteşem, muhteşem. Tam beklediğimiz anda geldi. Hacı, ne büyüksün Hacı. Ne büyüksün. Ne muhteşem bir gol bu. Beklenen bir zaman bu. İşte şimdi 3 puana çok yakınız. Gerçekten mükemmel bir goldü. Galatasaray golü ancak böyle bulabilirdi ama gol öncesi Tugay'ın hareketlerini unutmayalım. En az Hacı kadar golde payı var Tugay'ın. Bravo Tugay, bravo Hacı. İnanılmaz sevgili seyirciler. 14 dakikanın 2 dakikası geçmemişti ki Galatasaray Hacı ile 2-1 öne geçen golü attı. Haydi Galatasaray biraz şimdi dikkat. Çünkü artık sayılı anlar var, sayılı saniyeler var mücadelenin tamamlanmasına. Ali Sami Yastad'ı bayram girilendiriyor sevgili seyirciler. Muhteşem bir atmosfer. Galatasaray İtalyanların Juventus'unu elinden kaçırdıktan sonra bir başka futbol devi İspanyolların Athletic Bilbao takımı karşısında 2-1 önde. Ali Sami Yastad'ın da bir destan yazılıyor. 90 dakika tamamlandığında İngiliz hakem Paul Graham düdüğünü çalıp bu mücadeleyi bitirdiğinde Galatasaray çeyrek final için çok büyük bir avantaj kazanmış olacak. Bülent uzaklaştırdı. Uzatma bölümünün son 45 saniyesine girdik. Graham Poole faulü Galatasaray'ın yaptığını işaret etti. Artık nefeslerimizi tuttuk. Saniyeleri sayıyoruz sevgili seyirciler. Muhteşem bir atmosfer Ali Sami Yastad'ında. Offside bayrağı kalktı Roberto Rios için. Ali Sami Yastad'ında kimse oturmuyor sevgili seyirciler. Hiç kimse oturmuyor. Herkes ayakta. Herkes yüreğini Galatasaray'a gönderiyor. Herkesin yüreği adeta Ali Sami Yastad'ın çimlerinde Galatasaraylı futbolcularla birlikte mücadele ediyor. 2-1 önde Galatasaray. 5'te son günü Galatasaray Athletic Bilbao'yu 2-1 öne 2-1 mağlup ediyor. Ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yolunda çok büyük bir avantaj sağlıyor. Maç ikinci golü de yine onun mükemmel bir vuruşuyla kazandı. Yine söylüyorum, Hacı'nın golü öncesi Tugay'ın yaptığı mükemmel hareketler de Hacı'nın en az golü kadar güzeldi. İkinci yarıda çok iyi şeyler yapmayan Galatasaray'ın bir iki pozisyonu vardı. Bir tane Okan'ın sağdan girişi vardı. Diğer bir pozisyonu yine Hacı ile yakalamıştı. Üçüncüde Hacı gol yaparak Galatasaray'a mükemmel bir galibiyet kazandırdı. İyi oynamak değil, o üç direk arasına topu sokabilmek önemli. Galatasaray bunu başardı. Bravo Galatasaray. Galatasaray bir büyük sevinç daha yaşatıyor ve eminim yaklaşık 5 dakika içinde Türkiye'de bütün sokaklar yine Galatasaray ve Türkiye